Herkese merhabalar. Evet, yine süresiz nafaka, yine süresiz nafaka. Evet, yani gerçekten Türkiye'de aile birliğine yönelik en büyük tehlikelerden birisi bu arkadaşlar. Yani düşünün, her cezanın yani her suçun belli bir süre cezası var ama süresiz nafaka denilen olay ömür boyu. Bitmek bilmiyor yani böyle. Ve insanlar, yani şu anda insanlar, emin olun, yani süresiz nafakadan dolayı evlenmek istemiyor. Biliyorsunuz son dönemlerde boşanmalar arttı, aile müesseseleri yavaş yavaş dağılmaya başladı. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Yani gerçekten Türkiye'de süresiz nafaka olayının çözülmesi gerekiyor. Ve engelli bireyler de evlenemiyor. Ya kim evlenir ki? Düşünün, Allah muhafaza. Yani siz bir yola çıkıyorsunuz, evleniyorsunuz ve yani herhangi bir ayrılıkta ömür boyu bir nafakaya sebebiyet veriyorsunuz. Nafaka ödüyorsunuz. Arkadaşlar, bu insanlar yeniden bir hayat kurmayacak mı? Yani ikinci eşler sıkıntısı var. Yani şu an size anlatamıyorum bunu. Böyle yani dilim dönmüyor ama gerçekten süresiz nafaka olayı sadece engelli bireyleri değil. Bakın, Türkiye'deki aile müesseselerini emin olun tehdit ediyor. Ben buradan Adalet Bakanımıza, devletimize sesleniyorum. Lütfen Allah rızası için bu süresiz nafaka olayına son verin. Yani bunun adı olsun. Adı olsun. Yani hiç kimse mağdur olmasın burada. Yani esasında bu süresiz nafaka haberlerinde hani zannedilmesin ki kadınlar hedef alınıyor. Yani neticede burada kadınlar da mağdur oluyor. Yani ikinci eşlerin mağduriyetleri neticede... Ya birinci, ikinci diye böyle bir olay da yok ki esasında. Neler neler konuşuyoruz. Evet, gerçekten yani Türkiye'nin kanayan yarası olan süresiz nafaka olayının en tez zamanda kalkmasını temenni ediyoruz. Evet, yani bu haberi yapmadan emin olun geçemeyecektim. Yani bunu dillendirmek gerekiyor. Bu hakikati dillendirmek gerekiyor. Arkadaşlar, bunu duymamazlıktan gelemeyiz. Gençler evlenemiyor. Engelli bireyler evlenemiyor. İkinci eşler mağduriyet yaşıyor. Erkekler çok büyük bir mağduriyet yaşıyor. Herkes mağduriyet yaşıyor. Evet, peki. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.